yansıtsaydık bundan daha atraksiyonlu olurdu. Yakmaz, yakmaz değil mi? Yakmaz inşallah. Yakmaz, merak etme. Allah'ım çok korkuyorum. Gerçekten korktuğum başta çünkü çok feci yandaydım. Arkadaşlar çok kötü elimi kestim. Hepinize merhaba. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün Gamze Mutfakta serisinin sanırım 5. videosu. Ya da 4 mü? Tam bilmiyorum, 4 olması gerek. Şimdi sizlerle çok güzel bir makarna tarifi vereceğim yine. Bir tane daha makarna tarifi vermiştim. Sosisli makarna tarifi. Onu da kartlardan ulaşabilirsiniz. Gerçekten o da enfes olmuştu. Şimdi bunun da harika olacağını düşünüyorum. Bunu ilk defa deniyorum ama. Bu tek bir tavada... Söyleyemedim, aklıma gelmedi. Tek bir tavada pişirilen bir makarna olacak gerçekten. Bütün malzemeler aynı kabın içerisinde pişecek. Şimdi size nasıl yapıldığını göstereceğim, tarifini. Öncelikle malzemelerimizle başlayalım işte. Burada bir tane soğan, bir tane domates ve biberlerimiz var. Bende bu biberlerden vardı. Sizde normal biberler varsa onlar da olur. Daha sonrasında baharatlarımız var. Köri, tuz, kimyon, kekik, nane. Bu tür baharatlarım var. Siz istediğiniz baharatları kullanabilirsiniz. Burada yarım kaşık salçam var ve biraz içine zeytinyağı koydum. Normal sıvı yağ da olur, ayçiçek yağı yani. Ve spagetti makarnamız olacak. Ve burada da sosu tatlandırmak için ketçabımız var. Ben makarnaları, soslu makarnaları özellikle ketçapsız yiyemiyorum neredeyse. O yüzden şimdi malzemelerimden doğramaya geçeceğim. Makarnayı dediğim gibi ilk defa yapacağım. O yüzden umarım başarılı olur makarna. Yani tadı da şey de güzel. Ben bunu internette görmüştüm açıkçası. Ve denemek istedim. Çünkü farklı makarna tariflerini denemeyi seviyorum. Bu yüzden sizinle de paylaşmak istedim. Çünkü daha önce böyle bir yapım görmemiştim. Farklı bir teknik olacak benim için. Çünkü bütün malzemeleri önceden koyacağız ve makarnayla birlikte haşlanacak. Bu da garip bir teknik. Ama siz de görmüş olabilirsiniz bu tekniği. Hiç kimse görmedi demiyorum. Ben ilk defa gördüm sadece. Arkadaşlar çok kötü elimi kestim. Ya inanamıyorum, bir anda domatesleri doğrarken oldu. Böyle girdi elime bıçak. Çok kötü arkadaşlar. Görüyor musunuz? Şu anda görmüyor ama ben bastırdığım için kanamıyor. Çok kötüyüm ya. Hemen dendir diyot getirsin yine. Arkadaşlar yara bandı getirdi kardeşim. Nihayet zor cebelleşmelerle de yara bandını bulduk. Bir saat yara bandı aradık. Bu arada. Nerede olduğunu... Bilmiyordum, elime yardımımı bulamadım ya. Ama çok korkuyorum. İnşallah yakmaz. Yakmaz değil mi? Yakmaz inşallah. Yakmaz, merak etme. Allah'ım çok korkuyorum yine de. Allah'ım çok korkuyorum. Allah'ım çok korkuyorum, çok korkuyorum. Aa, merak etme. Of. Of. Şimdi yara bandını da yapıştırayım, ben gelirim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şurada bir tavamız var. Neyse ki o badirelere atlatıp geldim. Elime yara bandı yapıştırdım yani. Gerçekten korktum başta çünkü çok feci yandı elim. Bu arada kardeşime de bir şaka yapayım dedim. Ama beklediğim etki olmadı çünkü bir tane sahte kan gibi bir şey vardı bizde. Onu şaldım ben. Döktüm peçete yapalım. Elim çok kanadı şakası yapmak için. Yoksa elim kestiğim bu gerçekten doğru. Kamera kapalıyken bu arada elim kesildi. Bu yüzden oldu. Gerçekten o sahte kan, kan rengi gibi durmadı hiçbir şekilde. Çok gerçekçi olmadı. Ama olsun. Yine de şakaladım yani. Biraz böyle çok kötüyüm Sinan falan filan yaptım. Kardeşim bu arada Sinan, bilmeyenler için.
Ketçap seçerdim, bundan daha atraksiyonlu olurdu. Ama ketçabı götüremezdim buradaydı Sinem. Bir yalan uydurup nasıl götürebilirim? Niye götürüyordum? Lan çakılırdı yani. Ketçap sıktım çakılırdı abi. Böyle bir şey yapmak istedim. Onu da sonraki bir videoda göreceksiniz zaten, izleyeceksiniz. Sonraki videolarda diyeyim yani. O yüzden takipte kalın. Bomba şakalar devam edecek. Şimdi soğanımızı yine yemeklik doğrayacağız. Soğanlarımızı da küp küp doğradık. Bu arada arkadaşlar, benim soğanım görmüşsünüzdür video başında. Büyüktü. Siz orta boy soğan kullanırsanız daha iyi olur. Çünkü o ideal olanıdır yani. Bende büyük soğan varmış. Bizde yani. Şey yokmuş. Küçük orta boy soğan. Ben de o yüzden yarısını koyuyorum şimdi buraya. Şimdi biberleri doğramaya geçeceğiz. Bu arada gözüm soğandan dolayı yandı. Biberleri doğramaya geçeceğiz ama ben bir tadına bakmak istiyorum. Gözüm çok feci yanıyor bu arada. Biberlerin ucundan baktım. Ortasından bakmaya biraz korktum açıkçası. O yüzden acı mı değil mi? Acı değil gibi geldi bana ya. Bu arada dediğim gibi siz normal sivri biber kullanabilirsiniz. Bizler de böyle sus biberi gibi biberler verdi. Yeşil küçük biberlerden. Bazıları acı bunların, bazıları acı olmayabiliyor. O yüzden baktım tadına. Ben çok acı yiyemiyorum. Kardeşim de öyle. O yüzden bunu da şöyle koyalım. Ortaya makarnalarımız gelecek arkadaşlar. Sebzelerimizi ben şöyle şey yapıyorum. Şimdi makarnamızı açalım. Ben şimdi bunun yarısını ya da yarısından biraz azını yemeklik için koyacağım ortaya. Nasıl koyacağım hakkında bir fikrim yok. Şöyle koyacağım. Böyle koyacağım arkadaşlar. Koyup geliyorum o zaman. Evet arkadaşlar, şimdi baharatlarımızı da şu salçalı ve yağlı karışımın içine dökeceğim. Ve karıştırıyorum bunu. Bir sos haline getireceğim. Şimdi ketçabımızı da istediğimiz kadar sıkalım. Yeter mi? Yeterli. Tamam. Rejiden de onayı aldığımıza göre bunu da karıştıralım. Şimdi bu gerçekten ilk defa denediğim bir şey oldu. Böyle ben yapıyorum ama ve arkadaşlar, iki diş de sarımsak getirdim soyup böyle. Bunu da şeyimizin içine atıyoruz, tarifimizin. Ve şimdi kettle'la sıcak su getirdim ben. Böyle. Arkadaşlar, çok fazla koymadım gördüğünüz gibi. Az bir miktar koydum. Haşlansın. Eğer haşlanmazsa su takviyesi yaparız zaten. Yavaş yavaş su takviyesi yapalım. Şu an garip bir görüntüsü var arkadaşlar. Böyle 3-4 dakika geçti. Biraz yumuşamaya başladı. Makarnaları şöyle ittiriyorum. Ama sonu güzel olacak bence. 5 dakika falan sonra haşlandığında görüşelim. Arkadaşlar, makarnamız pişti. Gerçekten harika gözüküyor. Tadını da çok merak ediyorum. Şimdi servisimizi yapalım. Böyle biraz da karıştıralım. Ben pişirirken de biraz karıştırdım. Siz de karıştırabilirsiniz. Daha sonra da karıştırabilirsiniz ama sosun iyice içine işlemesini istiyordum ben. Bu arada çok sıcak. Ocaktan alır almaz getirdim.
tadı efsane desem. Arkadaşlar nasıl biliyor musunuz? Sonradan sosunu koymayla önceden koyup içinde pişirme gerçekten çok farklı şeylermiş. Sosu bildiğin makarnanın içine işlemiş diyebilirim. Yani o derece beğendim tadını. Bir kere daha alacağım, bakacağım tadına. Gerçekten tadı, tuzu, her şey yerinde olmuş. Çok güzel olmuş ya. Abartmıyorum yani. Önceden sosunu koymak her zaman daha mantıklı çünkü makarnanın içine işlemiş. Sonradan koymadan daha güzel olmuş. Umarım siz de bu tarifi çok sevmişsinizdir. Ben gerçekten çok beğendim. Sürekli dedim beğendiğimi ama olsun. Bu serinin devamı için, pratik tarifler için kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Hoşça kalın.